Evet, açık ve netten herkese merhaba. Evet, Ergun Baban, Cenk Aktar, sizlere de merhabalar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Pek çok sıcak başlık bizi bekliyor. Şimdi bu tabii ekonomi en sıcak konulardan bir tanesi. Herkes ne oluyor, ne bitiyor anlamaya çalışıyor. Ama şöyle bir yorum çıktı, bu doların 18'e kadar çıkıp güm diye 12, hatta 10'a kadar düşmesiyle alakalı buna keriz silkelemesi adı da verildi bu süreçte. Yani dendi ki Erdoğan burada bilerek ve isteyerek, nas bahane edilerek doları çıkarttı, çıkarttı, çıkarttı. Arkasından yandaşları ve kendi sermayesi adına bunu arkasından tüyoyu verdi çevresine ve buradan da büyük voleler vuruldu deniyor. Bunu bu şekilde yorumlayanlar var. Cengiz Aktar bu haftanın konu olarak. Siz bu fotoğrafı nasıl değerlendiriyorsunuz? İlahi erkam, yani bu bütün diğer ekonomistler, Türkiye'den para kazananlar bunun Recep Tayyip Erdoğan'ın dehasıyla alakalı olduğunu söylediler. Sen okumadın galiba. Ha, Yeni Şafak yani, haber yapmış. Ben bunu geyiklere elbette saklamıştım ama. Ben de sakladım onu geyiklere ama yani dünyanın gerçekleri bunlar yani. Şimdi şaka bir tarafa, burada tabii pek çok insan para kaybetti. Ama katiyen bekledikleri sonucu elde edemediler. Bunun ayrıntılarına gireriz daha Ergun'la beraber. Tamamen bir fiyasko yani şu sırada. Yani şu konuştuğumuz anda. Fiyasko çünkü kimse parasını bozdurmadı. Düştü de kimse onların teklif ettiği o yeni mali üründen almadı ki. Yeniden 12 liraya geldi zaten. Evet, ayrıca insanlar harıl harıl, bütün gelen bilgiler o yönde, ciddi kaynaklardan gelen bilgiler tabii. İnsanlar harıl harıl döviz alıyor, döviz satmıyor. Yani bu tamamen ters tepti. 1.7 milyar dolar daha almış vatandaş Erdoğan'ın bu kararından sonra. Aynen öyle ve yapılan müdahalede 7 ila 17 milyar arasında Merkez Bankası'nın, diğer kamu bankaları ve başka kamu kuruluşlarının da dahliyle dolar sattığını söylüyor kaynaklar. Ve o sayede bu ekonomi dehasının teorisinin doğrulanması yönünde çalışıldığı ortaya çıkıyor. Yani tam bir facia, nereye gideceği belli değil. Ve bu böyle giderse imkansız yani tutmaları, bir yerde tekrar bırakacaklar tabii. Çünkü zaten vahim olan bir ülke parasının böyle 3-4 gün içinde 18 liradan 10 liraya inmesi, yani %80 değer kaybedip tekrar geri alması falan genel bir güvensizlik ve itibarsızlık yaratıyor. O zaman şu soruyu sormak hakkımız mı? Efkan Alın'ın tarihe geçen bir şeyi vardı ya, şimdi soruyorum, doları kim aldı? Doları gitti. Yani bu, gülüyoruz ama hakikaten yani bu insanlar yani Türk lirasıyla maaşını alıyor değil mi? Onlar dedi perişan durumda, yani esas mesele bu. Yani bu, çünkü bütün bu katakulliler, bütün bu oyunların sonucunda yani dolar belki 18'den 11'e 12'ye neyse indi. Fakat o arada zamlanmış olan insanların temel ihtiyaç maddeleri inmedi ki. Bilakis ÖTV'yi arttırdılar. Yani herkes onu söylüyor zaten. Dolayısıyla katmerli bir kazık, tabiri caizse. Katmerli kazık. Şimdi pompaya yansımayan, şimdi en temel mesele benzin, akaryakıt değil mi? Yani motorine mesela ve benzine yansımıyor. Şimdi benzine yansımayınca iğneden ipliğe her şeye yansıyor bu mesele. Şimdi bu şu demek tabii, bu enflasyon, yani her şeyin sonucu olan, faizin sonucu olan enflasyon büyük teorisyene göre bu hiçbir zaman inmeyecek, bilakis çılgın gibi yükselecek demek önümüzdeki haftalarda ve aylarda. Yani bu hiç Ocak ayı zaten. Yani. Evet tabii, Ocak ayı içinde %50 olması bekleniyor. Evet ya, Ocak ayında, Ocak başında bir kabus.
Yani bir evet. hafta sonra herhalde işlerin ne kertede olduğu ayan beyan görülecek. Peki şimdilik. O zaman şimdi baban sen de ya bu büyük bir vurgun diyenlerden misin? Yok çok öyle değilim. Yani bu ben yani bundan faydalananlar, nemalananlar olduğunu eminim. Yani bu kararı önceden alıp ama bütün bu oyunun böyle bir kur spekülasyonu üzerine kurulmadığını, Erdoğan'ın gerçekten bu işte Türkiye ekonomik modeli diye bir modele ikna edildiğini ve bunun işleyeceğini kani olduğuna ve enflasyonu düşürle ilgili bilerek açıklamalar yaparak bir tahrikkar tutum takındığına kaniyim ama bunun işleyeceğine emindi. Belki doların bu kadar alıp başını gideceğinden farkında değildi. Uluslararası piyasalarda yaratacağı paniğin, rahatsızlığın, Türk halkındaki o güvenilir bir liman arama. Yani şu anda aktarın da dediği gibi Türkiye'de enflasyon azmış gitmiş, konut fiyatlarına, gıdaya her şeye yansımış ama insanlar elindeki varlığı nereye koyabileceği için dövize ve de konuta saldırıyor. Yani Türkiye'den gelen haberler konut fiyatları ve kiraların da yani enflasyonun gayri resmi olarak açıklanan enflasyonun bile iki katına yakın arttığını söylüyorlar. O zaman babana çünkü bunu Erdoğan eğer samimane inandığı için yaptığı bir teşebbüs olduğunu söylüyorsun ya. Bunu yan gelirinden bağımsız mı düşündü sence bu mesele? Çünkü ortada 6-7 milyar dolarlık ki daha fazla olduğu da ifade ediliyor. Arka bahçeden para daha fazla. Daha fazla deniyor. Yani tabii canım, 17 diyen var ya. 17 milyar diyen. Dolar para çıkışı var. Ve Merkez Bankası ve devlet bankalarından para çıkışı var. Ve bunun da böyle olacağını daha... İş falan da var anladığım kadarıyla. Evet onlar da işin içinde. İşte kamu şimdi bunun, bankaları. Mesela bugün ben baktım 18 Aralık'ta Deniz Zeyrek gazeteci. Deniz Zeyrek ekranda bunu açıklamış. Böyle bir şey geliyor diye. Şimdi haberler kulağıma geldi diyor o zaman. Şey Ali Babacan açıkladı kulağımıza geliyor. Şimdi buraya kadar olay yayılmış. Şimdi böyle bir fırsatı tepmiş midir sence Erdoğan ve çevresindeki muhtazanlık? Hayır, nemalanmış olabilirler. Muhtemelen öyle de olmuştur. Yani işte bakanın kardeşi, Maliye ve Hazine Bakanı'nın bir gün önceden Merkez açıkladı, doğru. Ne karar vereceğini biliyordu. Muhtemelen bu yolda da bir karar çıkacağını biliyordu. Aslında çok yüklü bir döviz satışı yapıldığı kesin yani. Başka türlü doların bu kadar 3 günde değer kaybetmesi mümkün değildi. Çünkü o mevduata dayalı faiz hesabı bir kereliğe mahsus deniliyor. İşte döviz hesabı ne olacak deniyor. Yani şimdi gidip yeni bir döviz hesabı açıp bu açıklanan programdan faydalanamıyorsun falan karmaşık bir sistemi var. Ve hiç kimse şu anda gidip 100 bin dolarını bozdurup TL'ye çevirip faiz %14 faiz alacak. Sonra bir 6 ay sonra döviz kurundan farkını da tamamlayıp paraya sahip olacak. Ama bu 100 dolara işte 120 bin alıyor. Onun da faizi işte 16 bin lira yapacak. 16 bin lira 1500 dolar yapıyor. 6 ay sonra muhtemelen 600-700 dolar yapacak bugünkü gidişatın gösterdiği. 1500 dolar kazanmak için kimse 700-800 dolar 100 bin dolarını riske etmez. Yani çok garip bir plan. Fakat onun, o yüzden şimdi zaten etmiyor da zaten. Ergun yani tam bu da bu oluyor. Çünkü şöyle bir şey var. Yani belki Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye çok güveniyor veya kendi ekonomi teorilerine çok güveniyor ama İçeride halk ki bunun içerisinde kendi seçmeni de var. İçeride halk katiyen Türkiye ekonomisine güvenmiyor. Yurt dışında da güvenmiyor. Şimdi tabii şöyle bir gerçek var yani Erdoğan seçim meydanlarında, AKP mitinglerinde, AKP toplantılarında sürekli olarak yastık altı dolarlarını, altınlarını bozdurun, ekonomimize katın dedi ama
Başta AKP'liler olmak üzere kimse dinlemedi. Söz konusu para olunca herkes şeye gitti yani. Zaten şimdi döviz en çok nerede alınmış diye baktığında bu Orta Anadolu, Kırşehir, Yozgat, Bayburt falan hep oralar yani. O bir de Malatya falan da şöyle var. Şöyle de bakmak lazım. Şimdi... Sen o zamanlar Türkiye'de değildin herhalde, değil mi? 90'ların o yüksek yoktum, evet. %90 enflasyonlu yıllarında yani. Tabii. Herkes ay başında maaşını alırdı, gider direkt tıkır, tıkır. Dolar alırdı. Tabii aynı ya şey. Ya mark alırdı o zaman. Ay ihtiyaç oldukça bozdururdu. Çünkü 1000 lirası ay sonunda şey oluyordu, mundar oluyordu. Her ay tabii. Böyle yaşanıyordu bu. Evet. Bugün de öyle bir gerçeklik var. Peki yani şu sorunun cevabı var mı sizce? Madem Erdoğan'ın elinde böyle sihirli bir formül, şapkasından tavşan çıkarabilecek böyle bir formülü vardı. Doların 18'e 20'ye kadar dayanmasını niye bekledi ya o zaman? Şimdi Erkam, o zaman vurgunun kokusu gelmiyor mu oradan? Türkiye'de ekonomi, yani Türkiye'de ekonomiyi yönetenler ekonomi ilmiyle inatlaşıyorlar, dünyayla inatlaşıyorlar ve söylediklerinin gerçekle hiçbir alakası yok. 3-5 tane adam var bunun arkasında. Berat Albayrak, Cemil Ertem, Yiğit Bulut, bir de muhtemelen Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi, iktisat diploması var ya. Şimdi bu politikayı bunlar belirliyor. Diğerleri de uyguluyor. Sözüm ona, zaten bu demin adını ettiğin arka kapıdan yapılan döviz satışları esnasında kamu bankaları da bazı bürokratlar herhalde ileride başımıza bir şey gelir diye imza atmamışlar. İşten el çektirilmişler. Böyle bir bilgi var. Şimdi demin bir şey diyordum. Yalnız bu içerisiyle alakalı. Yani içeride güven sıfır. Dışarıda da güven sıfır. Şimdi bir örnek vereyim. Bu önemli bir bilgi. Kalkınan ülkeler veya emerging markets dediğimiz, yani yükselen ekonomiler arasında 5 tane var. Bunlardan ikisi Türkiye'den daha zor durumda şu sırada. Güney Afrika ile Brezilya. Fakat bu ülkelerin risk primleri, yani paranı o ülkeye yatırdığın zaman üstüne vermek zorunda olduğun veya almak zorunda olduğun fark Türkiye'ninkinden düşük. Bütün yani ekonomilerinin daha zorda olmasına rağmen, yani bütün bu hengamenin sonunda ve bütün bu işte 18'den 12'ye indirdik, büyük başarı, işte canına okuduk falan, ona rağmen dış dünya Türkiye'nin ekonomisine falan güvenmiyor. CDS tabir edilen, yani ülke bir evet, risk primi 500'ün üstünde, 600'e yaklaşıyor yani neredeyse. Yani neredeyse batık ülke, müflis ülke seviyesine gelmek üzere Türkiye yurt dışında. Dolayısıyla nereden baksan fiyasko yani. Ergun bir şey diyordu. Evet, babam bir şey diyordun sen. Yani CDS'lere baktım, şu anda 600 tabii. Seviyesinde. Herhalde bu seviyede başka, Yunanistan kaçlardadır şu anda? 100 küsürler mi? 100 canım, 100. 130 mu ne, öyle bir şey? O kadar. Tabii 20 Aralık tarihi herhalde unutulmayacak bir tarih. Tarihe geçecek bir tarih. 20 Aralık'taki yapılan operasyon ve muazzam vurgun. Fakat ya bir düşündüm de, ya bu biz hani 17-25 haftasındayız. Ya, rüşvet, hırsızlık ya, haftasındayız. Ya, ya dedim, ya, bu kadar olur ya. Bu kadar olur. Aralık ayının ve bu zaman diliminin, bu haftanın özel bir anlamı mı var bu Erdoğan ve iktidarı için? İlla bu haftanın da denk gelmesi lazım bunun. Yani bir çok tuhaf. Tuhaf. Hakikaten tuhaf. Çok tuhaf. Aynı haftaya denk geldi. Çok tuhaf. Depreşiyor belki, bir takım şeyler depreşiyor mudur, nasıl bilemiyorum. Ama Türkiye'den mesela birkaç kontağım olan insanlarla görüştüm. Mesela arıyorlarmış bankalar, dövizinizi bozduracak mısınız, evet, iş adamlarına ve şey yapıyorlar. Yani uygun bir dilde tehdit de var. Yani yeni bir reskont faizi, bir şey vermeyiz bundan sonra, bozdurmazsınız. Bir takım yani, satış yapamazsınız yani, diyor, ha, senet kırdıramazsınız diyor, bilmem ne yapamazsınız diyor. Karar verin. Yani şimdi sürekli böyle bir baskı var ama. İşte BBTK'nın biraz önce işte Cengiz Hocam'ın dediği gibi, vatandaş da inadına bırakın dolar bozdurmayı. Kim oluyor ya? Harıl harıl dolar topluyor millet. Benim anlamadım.
soru yalnız. Merkez Bankası rezervi eksi de bu paralar nereden geliyor bu bozdurulan dolarlar? Vallahi belki artık kendileri cepten koyuyorlar vakti zamanında. 17-25 dediğin ya Erkam, yani o dönemden kalan biliyorsun hani şu onları mı piyasaya sürüyorlar? Ben dedi. Geçen hafta Profesör Erivan Aktaş'ı ekonomisti konuk almıştım. İki evet. önceki yayınımda. Dedi, ben evet. soruyu sordum, dedim bu parayı nereden bu eksik evet. değil mi bu? Vatandaşın dolar ve dövizleri üzerinden bunu yapıyorlar dedi. İlginç. Ha yani onlara binaen, onlara güvenerek anladın. Güvenerek ha. yapıyorlar. Hayır, mevduat hesaplarındaki mi? Mevduat hesaplarındaki. 180. Bankalardaki mevduat hesapları üzerinden. Ama onlar zaten bankalarda değil ki, onlar piyasada abi. Yani tabii ya. Resifikasyonda, yani bankada somut para yoktur. Elbette de, ama onun karşılığının Merkez Bankası'nda olması gerekir. Yani tabii ona güveniyor demek istemiş Elvan. Tabii muhtemelen. Fakat Erkam, yani sen piyasaya girmek istesen senin mallar donduruldu. Eyvah ki eyvah. Eyvah ki eyvah. Dolar alacak paramız da kalmadı. Ya, işte halbuki devletine milletine bir şeyin, bir faydan olacak. Bir faydamız olabilir. Al işte. İşte dün gece şok pek çok kişinin, çok gazeteci pek çok ismin mal varlığına dondurma getirdiler. Fakat benim de mal varlığıma galibanın dondurma getirmişler, ama ya benim daha önce dondurmuşlardı zaten. Dondur birden dedi. Sende de ne mal varmış? Ne mal var abi? Yani böyle dondur. Donmuyor bir türlü. Donmuyor. Yani haftanın geyiğine aday getirip gördüm. Onu da paylaşayım. Yeri geldi artık. Gazetesi 740 FETÖ'cü, PKK'li, DHKPC'linin mal varlığına el konuldu, donduruldu diyor. Başlık atmış. Vedat Demir de sormuş. Sizin patronda var mı aralarında diye. Yargılanıyor o da. O da fakat gerekçeye baktınız mı resmi gazetedeki? Makul evet. sebeplerin varlığına istinaden. Ya elimde bir silah. Makul yani akli demek tabii. Maklu, nedir? Rasyonelin karşılığı tabii, Arapça karşılığı. Rasyonel nedenler, öyle mi? Ha, öyle işte, makul ve rasyonel sebeplerden dolayı, ama neymiş onu söylemiyor. Fakat imza sahiplerine baktınız mı? Süleyman Soylu ve Nebati. Nebati'nin imzalarıyla mal varlığı. Süleyman Soylu. Evet, Gülen cemaatinden 455 kişi. Kürt yani PKK, KCK'den 108 galiba, değil mi? Evet. İslamcı örgütlerden 119 kişi. Bir de sol örgütlerden yani DHKPC falan 89 kişi. Yani bu Miraç Kural falan varmış galiba. Yani o yıl zaten 40 yıldır kim? Suriye'de yaşıyor. Miraç Ural mı? Miraç var, evet, o var tabii. Yani onun bir şeyi yoktur zaten. Demirtaş'ın kardeşinin de yoktur bir mal varlığı diye düşünüyorum. Ama mesela galiba Gülen cemaatinden Ocak 2016'da kaçırılmış ve o zamandan beri haber alınamayan, yani artık 16 kaç sene olmuş yani 5 sene, Sunay Elmas var mesela. Onun da mal varlığına el konulmuş. Yani bu KHK ya listelerinde ne oluyordu bu biliyorsunuz? Ya ölüleri işten atıyorlardı biliyorsunuz. Bak, vefat etmiş insanları, ona benziyor. Bir Kürt siyasal Kürt hareketine gelen bir dostum aradı da bugün. Ya geçmiş olsun diyor, kahkahalarla gülüyor. Geçmiş olsun diyor. Dedim ya evet, geçmiş olsun, ama bu benim ikinci kez dondurdular bunu. Böyle bir rezillik, saçma, tam bir tımarhane işi. Ya o ne diyor ya? Benim diyor bir arkadaşım var diyor. Onu iki kere vatandaşlıktan atmışlardı diyor. Fakat şimdi bu halimize gülüyoruz, ama yani bu orta çağdan kalma bir uygulamadır. Yani bu gasp, talan uygulamasıdır. Yani kullar üzerindeki ölüm kalım hakkıdır devletin. Hukuk devletinde böyle bir şey olmaz. Hukuk devletinde dava açılır, hüküm giyer, ondan sonra bir takım kararlar alınabilir. Ama mala çökmek, yani para ihtiyacı var. Ne yapsın? Onu biliyoruz benim, tabii. Benim parama kadar düşmüş adamlar abi yani. Tabii bugüne kadar zaten bildiğimiz ve duyduğumuz kadarıyla
cemaat ve diğer terörist olarak nitelendirilen unsurlara ait olan ve el konulan malın değeri 20 milyar dolar mertebesinde diye bir evet. rakam dolaşır. Muazzam bir eldeydir. Rakam el değiştirdi. Evet, bu. Dolayısıyla ama bu tamamen yani Osmanlı'dan kalma ve her ülkede bakın sadece Osmanlı değil uygulanan bir nevi cezadır yani bu. Ama şimdi bu hukuk devletinde yani bu çağda böyle bir cezanın hala uygulanıyor olması bu artık savaş hukukuyla alakalı. Yani bunun hukukla falan uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Bu bir ceza. Yani bu mal ve can güvenliğin yok senin demek. Yani bu kadar açık ve 100 yıldır devam eden cumhuriyete de sirayet etmiş korkunç bir uygulamadır. Varlık vergisi bundan daha farklı değil. Madem geçenlerde... muhalifsin. Malını el koyarım, yani o benim hakkım. Varlık vergisi de aynı durumdadır. 6-7 Eylül olayları da aynı şeydir. Yani bütün 1915'ten bu yana yani bütün gayrimüslimlerin mallarına el koymayla başlayan bu süreç işte bugün buralara geldi artık. Peki bu deminden beri bir kataküller, şapkadan tavşan çıkarmalar, malı bir şekilde götürmeler yetmedi. Muhaliflerin de malına el koymalar. Bu bir film olsa Cengiz Hocam, bu filmin adına ne koyarsınız siz? Vay vay. Vallahi Türkiye bu... modeli. Güzel Türkiye ekonomik modeli. Türkiye ekonomik ya da modeli. Made in Türkiye. Türk ekonomik modeli iyi vallahi. Öyle yerli ve milli zaten. Bir model. Yerli ve milli yani, bir model. Öyle bir zırva var zaten. Dolaşıyor PDF'te tabii. Şeyi de gördünüz mü? Tim Ash'in tweetini Yeni Şafak'ın. Ama dur ayol o sonunda o. Yani, onu geleceğiz. Sonunda o muhteşem konuşacağız o. Onu. Lütfen. Bu Yeni Şafak'ın Süt Liman ya. Röportajı gibi o. Süt Liman vardı ya. Milkport. Şey tercümesi ona evet. geleceğiz. Fakat şimdi dikkatinizi çekmiştir. Şimdi bakanımız Nebati ekonominin garantisi olarak gözlerini ortaya koydu. Ve önceki bakanlığımız mesela damat Albayrak çok omelli açıklamalar yapardı ekonomiyle alakalı. Sorduğumuzda can abili insanlar soruyor yani ne oldu? Çok omel anlatıyor bize. Bu da gözlerime falan bak diyor. Nasıl? Bu halkla ilişkiler ve söylem birlikteliğini nasıl? Çünkü Albayrak'ın da adamı olduğu söyleniyor Nebati'nin. Kuru fasulyeci de yemek yerken görüntülendiği kişi bu. Şimdiki bakan mıydı? Ha oydu tabii o. O. Yeah. Sağlam verilerle ekonomiyle alakalı izahlar getiriyorlar. Çok omelli. Vallahi yani bunun artık çivisi çıktı Erkam. Yani bunun artık iktisadi yaklaşımınız yanlış. Bu ekonomi ilmiyle alakası yok diye buna bir cevap vermek falan mümkün değil. Aynı şey siyaset için de geçerli. Aynı şey yurt dışındaki işgaller için de geçerli. Yani genel anlamında dış politika için de geçerli. Yani bu rejimin yaptığı herhangi bir şeyi akılla mantıkla izah etmek mümkün değil ki artık. Ya bu hukuksuz evet. değil. Başka bir şey bu yani. Başka bir şey. O zaman... Veya ekonomik yani ekonomik anlamda ekonominin dışı bir şey bu. Yani şeyde yoksullaşma var ama bir takım yatırımlar da sürüyor işte Ali Koç özel randevu aldı. ya. Sen de taktın Ali Koç'a Fenerbahçe'sin ya. Ya ama Manisa'da Volkswagen'in fabrika kurmak amacıyla tahsis edilen araziyi otel evet, fabrikası kurmak için elektrikli araçlara talep etmiş Erdoğan'dan. Yani, takımı falan bıraktı diyorsun yani. Evet. Takımı falan mı bıraktı? Evet, elektrik bataryası, pilli bebek daha duygulara geliyor. Ey Allah'ım. Ama Ali Koç istifa mesajını buradan veriyorsun değil mi Fenerbahçe'nin başından artık? Türkiye'de artık istifa müessesesi hiçbir yerde işlemiyor. Tamam. En fazla affını isteyebilir. Doğru. Onu da Erdoğan onaylarsa. Peki o zaman şunu ben sorayım. Şimdi Erdoğan vaz mı geçti ekonomi
planı ve modeli şuydu. Plan şuydu. Düşük faiz, yüksek kur, ihracata dayalı ekonomi modeli ve ucuz iş gücü. Model buydu ve bunu doların yükselmesi karşısında planımız bu deyip yandaşlar da buna koro halinde arkadan vokal yapıyorlardı. Çin modeliydi işte. Şimdi ise dolar sistem mi değişti şimdi? Ne oldu? Şimdi bunu da alkışlıyorlar. Çin modeli diyorlar ya buna. Çin modeli. Çin modeli, evet. Çin modeli. Vallahi yani bu artık hakikaten bu burada yani söylenecek laf kalmadı yani. Lafın şeyindeyiz yani, sözün bittiği aslında yerdeyiz yani. Burada tarihsel olarak çok önemli bir yerde Türkiye. Yani Çin gerçekten üretimlerin yavaş yavaş el çekildiği, Vietnam'a, Kamboçya'ya falan kaydırıldığı bir ülke konumunda. İyi de onun yerini Türkiye'nin alması mümkün değil. Yani, hayır, yani şey olarak Türkiye işte Avrupa Birliği yolunda devam eden bir ülke olsaydı. O başka. O kaynaklar gelseydi yani üye olmasa bile o perspektifi koruyabilseydi. Bugün işte önceki akşam bir Coca-Cola dağıtımı yapan bir beyefendiyle yemek yedik. Söyledi şu yani bu tedarik zinciri aksadığı için Covid'den dolayı Coca-Cola yok piyasada burada da. 300 milyon üretim yapabilecek bir şişe fabrikasına ihtiyaç var. Ama onun yatırımı çok büyük ve pahalı bir yatırım. Kim şu anda Türkiye'de gider de 300 milyon Coca-Cola şişesi üretecek bir fabrika kurar? Ali Koç'a akıl veriyorsun sen galiba. Peki Erdoğan'ın şu açıklamasına ne diyorsunuz? Bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki fiyatları yükseltenlerin takipçisi olacağım dedi. Bunun hesabını soracağım. Bu iş için ben bu koltukta oturuyorum. Hocam onu yapıyorlar ben zaten. Ne tam yapıyor abi kendisi? Onu yapıyorlar ara sıra zaten. 2-3 kişiye böyle iki tokat atıyorlar, unutuluyor, gidiyor olacak. Ya benzinin fiyatı konu patronu sensin. Önce fakat şaka değil düşün. Ama şöyle yani iş öyle bir kontrolden çıktı ki fiyat kontrolü gelebilir artık. Yani öyle oraya doğru gidilebilir. Fiyat kontrolü, ondan sonra dövizde kontrol. Yani her türlü piyasa ekonomisini dışlayan her türlü karar alabilirler. O oraya doğru gidiyor ekonomi. Ama şey yani kızdı o kontrollü kambiyo rejimini öneren yandaş kalemlere. Yani tam anlamıyla ne dediğinde. Yani Erdoğan kendisi bence hala piyasacı özünde. Yani vallahi yani ben hiçbir konuda tam anlamıyla kontrolde yani işin kontrolünde olduğu yani icraatın kontrolünde olduğu kanaatinde değilim. Yani biz sürekli tabii iktidarı konuşuyoruz. Bu tutarsızlıklar bir gün öyle diyor, bir gün böyle diyor ama bak lafı muhalefete getirecek. İlla CHP'ye çakacak buradan. Çakacak. O genel olarak muhalefette bu tabloyu anlatabilecek bu tumbleweed'i somutlaştırabilecek bir şey yok. Yani 6 parti bir araya gelip ortak bir açıklama yapmıyorlar. İşte temsilcileriyle şey. Yani çok güzel bölmeyi başardı Erdoğan şeyi muhalefeti. Bir araya gelmelerini engelleyen bir dil gelişti. Kimine PKK'li, kimine FETÖ'cü, kimine solcu diyerek. Ergun o bile değil yani HDP'yi dışarıda bırak, geriye kalan partiler 3 aşağı 5 yukarı yani sağdan say 3 soldan say 4 bunlar aşağı yukarı aynı yolun yolcusu partiler aşağı yukarı. Ben CHP'yi de onun içine koyuyorum ve burada mesele Kürt meselesi de değil, hakikaten o kendi ekonomi kurmayları zaten hepsi aynı şeyleri söylüyorlar. Yani bu yapılanın yanlış olduğu, şunun yapılması lazım, yok bunun yapılmaması lazım falan diye devamlı demeç veriyorlar. Dediğin gibi bu partilerin genel başkanlarını birleşse 10 dakikalık bir basın toplantısı yapsalar ve bunları bir ağızdan söyleseler çok farklı olacak tabii. Yani ve üstelik işin içinde Kürt severlik, Kürt sevmezlik de yok yani. Böyle bir bunun bir bedeli de yok yani. Orada bir arada görünmekten yapamıyorlar ve yani inanılmaz bir basiretsizlik, bir çapsızlık ve hakikaten bir dumur halindeler yani ve bunun
Yani bu kendi kendilerini dumura uğratmış partiler bunlar yani. Erdoğan bile bir şey yapmıyor zaten. Erdoğan zaten bildiğini okuyor. Ya şimdi yani... CHP iktidarda olsaydı Erdoğan ne yapardı? Ama öyle bir şey. Bu köyü ortalığa yıkardı ortalığı. Canını okurdu tabii. Tabii ki. Canını okurdu. Elbette. Tabii. Fakat şeyi gördünüz mü bir haber? Dış güçler devrede diyebileceğimiz bir haber bu. Erdoğan dış güçlerle anlaştı diye manşet atabiliriz bu habere. Haber şu. Bu Uluslararası Yatırım Bankası. JP Morgan. Nasıl okunuyor bilmiyorum. JP Morgan. Ha. Tabii. İle anlaşma yaptılar. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu. Halbuki bu bankayla 2019'da spekülatif işlemler yaptığı gerekçesiyle soruşturma açılmış. Bizim taraftan. Tabii. Ve şimdi aracılık işlemlerini yeniden başlatması konusunda anlaşma yapmışlar. Dış güçleri devreye sokmuşlar. Dönüp dolaşıp oraya geliyor. Ama Putin'in açıklamasına ne diyorsunuz? Evet, yani büyük bir gol oldu Erdoğan'a. Bu aman aynı hataları yapmayın. Bizim de başımıza benzer şeyler gelir. O laf mı? Ben bu şeyi faizi yükseltmesek Türkiye gibi olurdu. Oluruz, Türkiye oluruz dedi. Çünkü bak mesela bu çok önemli. Çünkü Rusya ile Türkiye birbirlerine yani yönetim biçimi olarak çok benzeyen rejimler değil mi? Ama ne var? Çok temel bir fark var iki ülke arasında. Bir tanesinde kurumlar hala Rusya'da işliyor, çalışıyor. İşin ehli insanlar o kurumları yönetiyor ve politika üretiyorlar. Tamam, Putin belki son kararı veriyor ama yani Putin en yani süzgeçten geçmiş en kaliteli bilgiyle son kararı veriyor. Türkiye'de böyle bir şey yok ki. Türkiye'de kurumlar yerle bir. Ne TÜİK kaldı, ne Merkez Bankası kaldı, değil mi? Ne hazine kaldı, ne Ekonomi Bakanlığı kaldı. Hiçbir şey yok ortada. Yani ki çıkıp da efendim bunun aslı böyledir diyebilecek bir şey yok. Rusya öyle değil ki. Adam da söylemiş zaten yani faizleri yükseltmeyi ihmal etmeyin demiş, tane desin yani. Bu hafta Erdoğan seçim konusunda da, seçim tarihi konusunda da nokta diyerek bitti bu iş. Daha 2023 Haziran. Erken seçim istiyor muhalefet, yok öyle bir şey dedi. Türkiye bir hukuk devletidir dedi. Sanki erken seçim onu hukuk dışıymış gibi vurgu yaptı ama şimdi Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama geldi. Halk perişan vaziyette. Biz kendisine iyilik yapıyoruz aslında. Kendileri bilirler. Almazlarsa bu bizim lehimize dedi. Seçim tarihinin erkene alınmasıyla alakalı. Bu yorum hakkında düşünceniz nedir? Ne diyorsunuz? Valla bir kere üçüncü defa seçilebilmesi için Recep Tayyip Erdoğan'ın Haziran 2023 normal seçim tarihinden tam bir yıl, en geç bir yıl önce seçim yapılması gerekiyor. Üçüncü defa seçilebilmesi için. Şimdi zaten üçüncü defa seçilebilir mi, seçilemez mi, aslında bu konuda çok ciddi bir soru işareti var. Muhalefet bunu asla dile getirmiyor. Oysa anayasada yazıyor. Bir kişi iki kere cumhurbaşkanlığı tabii yapabilir. Recep Tayyip Erdoğan da ikinci cumhurbaşkanlığında, çünkü sistem değiştiğinde, yani siyasi sistem değiştiğinde, cumhurbaşkanlığı hükümet modeli geldiğinde o anayasanın ilgili maddesi 104 galiba değişmedi. Yani bir kişi koruyor tabii ya. İki kere cumhurbaşkanlığı yapabilir. Tek şartla üçüncü kez cumhurbaşkanı olabilir. O da seçimlerin bir yıl önce, en geç bir yıl öncesinden yapılması şartıyla. Yani bu da Haziran 2022 demek. Şimdi kimse anayasa temelinde, ha diyeceksin ki anayasa mı var? O ayrı konu ama hiç olmazsa oradan kalkarak, ya kardeşim senin zaten tekrar aday olman mümkün değil diyebilmesi lazım. Sen bunu herhangi bir muhalefet yetkilisinin ağzından duydun mu? Yani korkunç bir şey yani. Bir farkında mı değiller? Mahsus mu söylemiyorlar? Nasıl olsa işe mi yaramayacak diyorlar. Ben anlamış değilim yani.
Çünkü hukukçu arkadaşlarımla evet. konuşuyorum. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Ya mümkün değil. Yani üçüncü defa aday olması mümkün değil. Tek şartı var. Bir yıl önceden tekrar erken seçim yapılması lazım. Yani o da Haziran 2022. Fakat ve ona da geç sanki... kaldılar zaten. Çünkü o torba yasa hala çıkmadı. Bütün o belki de o torbadan vazgeçti diyenler de var. Yani ne, olabilir. MHP'nin alanında öyle bir anlaşmazlık da söz konusu ama diyorlar. Ama o sırf şeyle ilgili değil. %7, %10 meselesiyle ilgili değil. Bir de seçim bölgeleriyle alakalı bir takım. Tabii. Orada bir takım kurnazlıklar yapıldıydı. Ama o torba yasa hala çıkmadı yani. Fakat işte bu tarz böyle göz boyama atraksiyonları ekonomiyle alakalı. Ve arkasında mesela bugün son dakika bir ben yayına girerken gördüm. AKP Zeytinburnu ilçe binasının önünde bir bomba paketi, düzeneği bulundu. Daha önce de geçen o iki hafta önceydi zannediyorum Erdoğan'ın şeyi Siirt'te. Seçim kampanya dönemi açıldı o zaman. Kampanya dönemi açıldı. Yani, bu tecrübeler bize bunu söylettiriyor aslında değil mi? Baba yani sezon açıldı demektir. Bombalar bulunmaya başlandıysa konmaya tabii, tabii. başlandıysa organize tabii, şeklinde. Tabii. Ya diyor ki ya bu bombaları kendileri koyuyorlar böyle ya da polis içerisinde bir hala şöyle Erdoğan karşıtı bir birim var. Onların patlamasını engel oluyor. Siirt'teki mitingde olduğu gibi. Polis aracının içinde bulunmuştu o bomba düzeni. Evet tabii. Birileri belki de erken patlamasını engel olan bir yapı da var. Belki de emniyet içerisinde bu da olabilir. Her şey olabilir. Yani kapalı bir yapı olduğu için bir şey diyemiyoruz. Peki vakit ilerliyor. Şimdi Katar'dan Mavi Vatan'da sondaj... Evet, hançer diye vermişler kimi gazete. Bu ne ya? Bu biz Katar bizim Türk milleti olarak, Türkiye milleti olarak gönlümüzde her zaman var olan bu Katar ne yapmaya çalışıyor? Ne diyorsunuz? İki devlet, iki millet. Şey, üzüntülerini beyan etmişti hem Çavuşoğlu hem Erdoğan bu kararla ilgili. Üzüldük, geçmiş olsun, geçti yani. Arıyorlar, başladı. Bir fakat de ona, dikkat ederseniz savaş gemisi falan hiçbir şey de göndermiyor. Tabii. Ayrıca bir de ona kılıf buldular. Kılıf buldular. Orada o arama yapılacak olan yani Exxon'la Katar Petroleum yani petrol şirketi Katar'ın o araştırma ve arama yapacakları yer tam anlamıyla bizim sularımızda değil dedi Çavuşoğlu. Ona kılıf da buldular. Tam anlamıyla. Artık ya. Orası şey açık mavi vatan. Mesela. Sıkıysa Katar'a laf et. Olur mu? Şimdi Allah aşkına kaz genecek yerden tavuk esirgenir mi ya? Ne olacak? Katar geldi fabrika seç beğen al yani. Alışverişte susuz sırada Türkiye'de. Oradaki ne idüğü belirsiz, içinde var mı yok mu belli olmayan münhasır ekonomik bölgeyle mi uğraşacak? Sen evet, de. Yani. Evet, bu arada Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarıyla alakalı terörist suçlaması devam ediyor. 45 bin kişi. Ya bu 45 bin tane az buz da değil. Ya 45 kişi değil. 45 bin. Ya bunların eğer teröristse... Bunun ülkenin savcısı çok rahatlıkla tutup adamın yani öğretmen olması bile yani yeterli. Terörist ilan edebilirsiniz. Dağ kadrosundan. Dağ kadrosundan diyorsun ha. Dağ kadrosundan. Ya kadrosundan. Ne yapmaya çalışıyor? Yani muktedirdir bir yani. İçişleri Bakanı Soylu sürekli olarak rakam veriyor işte 200'ün altına düştü PKK mensuplarının sayısı Türkiye sınırları içinde. Ama Erdoğan'da kalkıyor 45 bin terörist. Sadece İstanbul yani, Büyükşehir Belediyesi'nde sadece. O zaman çalışıyor insanlar. Süleyman Soylu başarısız bir İçişleri Bakanı demek yani. Bir de bize doğruyu söylemiyor. O da var. Peki yayınımızın sonuna doğru geliyoruz. Fakat çok üzücü bir hadise oldu Türkiye'de. Olduğunu biz aylar sonra duyduk. İzmir'de 3 Suriyeli genç yakılarak öldürüldü. Evet. Ve bu Türkiye'de saklandı, haber olmadı, haber oldu şimdi 3 aylar sonra gündem de olmadı. 3 Suriyeli genç ölmüş diyeler, bilmem kaç ay sonra duyuyorlar, soğuk suyla yuyorlar. Ne diyorsunuz? Vallahi yani bu da sözün bittiği yerlerden bir tanesi. Korkunç bir şey. Bu
Ve buna verilen tepkilerin ne kadar cılız olduğunu görüyoruz. Bu en az bu cinayet kadar vahim tabii. Yakılarak öldürülmüşler. Bunun benzerleri vardı. Solingen'de vakti zamanında Almanya'da Türkiye'li işçileri öldürmüşlerdi. Oradan aynı şekilde tabii. Yakılmışa. Tabii. Ama aynı şey bu. Hiçbir farkı yok. Bir farkı var hocam. Nedir? Yani Almanya o zaman ayağa kalktı. Kaha tabii. Almanya'da bugün tabii. Git herhangi bir Türkiye ırkçı saldırıda bulun gene şey yapar. Elbette tabii onu değil tabii. Türkiye'de her gün bu saldırı yapılıyor benzerleri. İşte Ankara'da arabaları yakıldı, evleri taşlandı, basıldı. Yani Türkiye Avrupa'ya ırkçı derken şu anda tarihinin belki de hep tarihi de öyleydi. En ağır ırkçı süreçlerinden birini yaşıyor. Yani onu görmek lazım. Şimdi esasen bu sonuçta bize şunu söylüyor. Yani Türkiye'de ırkçılık yoktur, biz asla ve kata ırkçı değilizdir, ırkçı olan Avrupa'dır falan diye bir hüsnü kabul vardır. Bunun ne kadar yanlış olduğu ve aslında bunun köklerinin ta Ermeni soykırımına kadar gittiği, yani insanların komşularını bugünkü Türkiye'nin neresinde olursa olsun eğer işlerine geliyorsa kıtır kıtır kesmekte hiçbir sakınca görmediklerini bunu katiyen unutmamak gerekiyor. Yani dolayısıyla bu aslında şaşırılacak bir şey değil bu. Tabii ya, Abdülhamit döneminde başlayan bir soykırım süreci var. Hakkari'de bir gecede Kürt aşiretlere, Bediranoğullarına falan 20 bin Nasuri'yi öldürtüyorlar. Nasuri'yle tabii. Merkezi tabii. Orası yani. Fakat arkasında devleti alınca birdenbire yani bir toprak öldürün toprakla ilişkisi var. Şimdi yani, devlet bunlar şeytan dediğinde hurra malına, canına, ırzına çöküyor. Bugün de o değil mi ya, işte şey olarak baktığımızda. Aynen o. Yani şu cadavında ya senin çocuğun terörist diyor. Tabii aynı baba, şey. Baba evet diyor, terörist. Evet tabii. Aynı. Çünkü şöyle bir şey var, bunlar bütün bu 100 yıllık yani bu acılar Türkiye'de yaşayan insanların birbirlerine reva gördükleri eziyetler, bunların hiçbirinin hesabı verilmemiş ki. Tabii. Dolayısıyla bu onların devamı bu. Kusuyor devamlı. Toplum benzer şeyleri kusuyor ve tepkisizliğin de bununla alakası var tabii. Yani üç tane zaten, bir de Suriyeliler konusunda ileri geri siyasetçiler son zamanda renkleri ne olursa olsun, partileri ne olursa olsun konuşup duruyorlar biliyorsunuz. Bıktık sizden, gidin, yok şu ne oluyorsa sizin yüzünüzden oluyor falan diye. Adam zaten JITEM'ciymiş, öyle dedi. JITEM'de çalışıyormuş veya çalışmış vakti zamanında. Sonra gitmiş onları yaktıktan sonra bir de gitmiş camide dua etmiş. Onu biliyor musun? Ha, o da mı var? Böyle bir şey okudum, evet. Ya. Yani cılkı çıkmış bir devlet ve cılkı çıkmış bir toplumdan bahsediyoruz Erkan. Peki benim gündemlerim bitti, var mı aklınızda başka gündem yoksa? Valla Libya var kısaca. Libya'dan bahsetmek lazım tamam. Çünkü Libya Türkiye'ye çok uzak ama aynı hiç de uzak değil çünkü Türkiye'nin orada cihatçıları var ve cihatçıları çekmedi Türkiye. Hala oradalar değil mi? Bugün başkanlık seçimi olacaktı, maalesef ertelenmek zorunda kaldı. Daha tam resmi açıklama gelmedi Birleşmiş Milletler'den ertelemeyle ilgili. Ama olan oldu yani. Ve bütün yani efkar-ı umumiye, uluslararası camia bu seçimlerin olması için bastırırken Türkiye'nin desteklediği oranın resmi Müslüman kardeşleri seçimlerin olmaması yönünde beyanatta bulunuyordu son iki aydır aşağı yukarı. Ve onların dediği oldu. Ve işin buraya kadar gelmesinin ve bu fiyaskoyla sonuçlanmasının nedenlerinden bir tanesi Ankara'nın ısrarla oradaki Suriyeli cihatçılarını binlerle ifade ediliyor çekmek istememesi ve aksine orada elinde tuttuğu Vatiye hava
üssünü sürekli tahkim etmesi ve orayı bir şekilde yani ben ne yaparsanız yapın muhafaza ediyorum diyerek dünyaya kafa tutması maalesef. Yani bu çok çok vahim bir hadise. Cengiz Hocam, gerçi herhangi bir veri, sağlam bir bilgiye ulaşmak Türkiye'de mümkün değil ama bu binlerce Suriyeli cihatçıyı Erdoğan iktidarı besliyor, maaş veriyor değil mi? Tabii, dolarla. Bunların maliyeti ne? Muhtemelen Katar veriyor o paraları. Katar üzerinden mi? Ya Katar'dan yani, alıp veriyor mudur? Yoksa hiç, yok herhalde veriyordur. Ya yoksa adamlar niye savaşsın? Onların parasından mı çöktüler diyeceğim ama yok. Yani ya birileri veriyor tabii de işte yani ama dolarla alıyorlar. Ha dolarla alıyorlar. Tabii çünkü evet. Suriye'dekiler de dolarla alıyor. Yok TL alıyor, onlar eylem yaptı geçen hafta Türk lirası. Aa bir dakika ama şey dolar üzerinden de yani dolara endeksliymiş o. Hani yeni yok, şeyden yok, ürünler vermiş. Geçen hafta güzel yaptılar yani. Yok yeni üründen vermişler onlara. Dolar endeksli. Dolar garantili mi? tabii canım. Türkiye'deki sermayeler vardı bize yok mu demiştir. Tabii. Peki. O zaman haftanın geyiklerine geçelim. Aslında sırf geyik de yani gündem baştan aşağı baktığımızda. Yani artık. Peki. Haftanın geyiklerinde kiminle başlayalım? Sen bilirsin. Peki başlıyorum. Bulgaristan tamam. İçişleri Bakanlığı artı 90 ülke koduyla gelen telefonlara karşı halkı uyarmış. Abi pasaport için 500 lira, 500 euro gerekiyor deyip kapatan telefonlar var ya hani Arnavutluk'tan, Bulgaristan'dan falan Türkiye'ye gelirdi. 358'ler falan, 355'ler falan. Şimdi 90'lı ülke kodu için Bulgaristan İçişleri Bakanlığı halkı uyarmış açmayın diye. turizm ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları bir ortak çalışma yapmışlar ve Balkanlardan gelen turistler için maskelerin üzerine keyfinize bakın biz battık sarı maskeler. Balkanlarda soğuk hava dalgası gelmiyor yani. Turist de geliyor. Evet. Keyfinize bakın biz battık. Biz battık maskeleriyle karşılama kararı. Üçüncüsü de tabii hepinizin aslında altını çizdiği bu meşhur Tim Ash'la ilgili. Harika ya. Meşhur diyorum bu senelerdir Türkiye'den para kazanan Londra'da oturan bir trader yani. Tüccarı diyelim, al satçı. Herhalde bu sefer çok kaybetti ki böyle kuyruğuna basılmış kedi gibi. Ondan sonra bir tweet attı ve orada Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün bu kendisinin ve dünyanın bildiği, okuduğu meşhur iktisat teorisyenlerinin hepsini boşa düşürdüğünü ve dünyadaki tek iktisatçının Erdoğan olduğunu söyleyen bir tweet'i vardı. Hicim yapıyor, kinaye yapıyor. Kinaye yapıyor tabii. Şimdi Yeni Şafak da bunun üstüne atlamış. Şey diyor tek diyor ne diyor? Recep Tayyip Erdoğan tüm teorileri yeniden yazdı diye Tim aşağı gönderme yapıyor. Bu şahane bir. Artık Zeitung mı değil mi? Ötesi bir şey değil, bu. Tabii. Ötesi bir şey bu yani. Evet bu hakikaten bu olağanüstü. Benden Yeni Şafak bir ara Chomsky ile röportaj yapmış hatırlıyorsunuz değil mi? Süt liman meselesi. Süt liman diyor onu tercüme ediyorlar. Milk port diye. Evet. Google Translate'den yapmışlar herhalde. Evet baban sıra sende. Bir sosyal medya hesabı doların deli gibi yükseldiğinde dün sabah bir Bulgar Edirne'ye gelmiş. $1000 bozdurmuş. 17.000 TL almış. Alışverişini yapmış. Yemiş içmiş bir de eğlenmiş. Akşam dönerken cebinde kalan 14.000 TL'yi tekrar çevirmiş. $1000 almış eve dönüyor. Şimdi bu nasıl probleminin sorusu şu. Bu arkadaş $1000'la geldi, $1000'la gitti. Onun yiyip içtiği 3000 lirayı kim ödedi? Güzel. Gerçekten yani. Harika.
Öyle tabii. 3000 lira yok ortada. Ya harcanmış ama adamın cebinde duruyor hala. Gayet de güzel. Yemiş, tabii. içmiş, Ama mal bugün almış. isyan etmişler para düştü diye. Bulgarlar. Evet. Bir de Ankara'nın darbeci dediği ve Libya'da mücadele ettiği Hafter'in ekibi Mavi Vatan doktrininin savunucusu Cihat Yaycı'yı ziyaret edip briefing almış. Öyle bir gelişme de var. Allah Allah. Evet, fotoğraflı bir haber o. Ne konuştular mu acaba? Yok, gerçek haber bu. Ve Cihan Yaycı bu Katar şeyi konusunda çok sessiz yani. Mavi Vatan oralara hep kükremesi lazımdı değil mi? Almaktan şimdi o bölge bizim değil'e geldik. Estuans Interus diye bir hesabın paylaştığı komik bir tweet. Rahmetli eniştemin de tansiyonu böyleydi. 1.18, 1.12 gidip gelirdi. Sonra öldü. Gördüm ben bunu. Şahane bu. Rahmetli eniştesi. Çok iyi bu. Biraz çok iyi bu. Yani, başka? Bir gecede Çin modelinden Cin modeline geçiş yaptılar. Abi, o mükemmel o. Ayşe Aydoğdu, cin olmadan keriz çarpıyorlar diye. Güzel o da. Bu da Bahattin Yücel'in var bir tane, onu açıyorum. Yükleniyor şu anda. Olur mu olur diye bir tweet atmış ama aşınızı olun diyor. Türk Kovak mı var ya? Antikorlarınız Biontech'in antikor endeksine göre eksikse Fahrettin tamamlayacak. Şey gibi burada. Döviz mevduat hesabı gibi. Yani daha Türk halkı icat etti iktidar diye fesatlanıyorsunuz değil mi? Laf sokma. Adamlar bula Türk halk diye. İşte, al işte. Hay Allah ya. Kime satacaklar? O şeyin, hani sen bir bankacı dedin ya, İbrahim Öztürk onun yazışmasını koymuş. İhracat ağırlıklı çalışan ve ham maddesinin tamamı ithal olan bir şirkette finans şefi olarak çalışıyorum. Bugün 5 ayrı bankadan döviz satım talebiyle ilgili arandık. Az önce Exim Bank'tan aradılar. Döviz satıyor musunuz, satmıyor musunuz diye. Dedim niçin soruyorsunuz? Hanımefendi, satıyor musunuz, satmıyor musunuz? Ona göre net alacağım. Dedim ne notu? Merkez Bankası'ndan talimat aldık. Satış yapmayacaksanız artık Reos kont kullanamazsınız demişler şeye. Zorla döviz satışı dönemi. Sopalı seçim vardı. Sopalı döviz satışı. Aynen vardı. Öyle. Yani. Ha, sopalı tabii. Evet, her şey. Bu bir sopalı. Özel banka değil mi? Evet. Tabii, yok tabii. Bu Exim Bank İhracat Bankası. Ha, Merkez Bankası bankadaki kimin ne parası olduğunu biliyor. Her tabii. gece hesap dökümü gidiyor onlara. Ha, o satmak istemeyen Exim Bank mı? O diyor ki Exim Bank'tan arıyorlar. Siz Exim Bank'tan arıyorlar. Sizin bir kısmını bozdurmazsanız bundan sonra size Reos kont işlemi yapmayacağız diyor. Aradıkları kim? Aradıkları özel banka herhalde. Hayır, şey, bir firma. İhracat firması. Tabii ihracat firması. Ha tabii evet. Tabii. Oo evet tabii. Bir de son Hamza Yardımcıoğlu'nun tweet'i. Dolar 12'ye düşmedi arkadaşım. 12'ye çıktı. Sene başında 7 liraydı. Doğruydu. Kestirmeden halletmiş. Peki hala. Benimkilere geldi. Mehmet Barlas yazısında dedi ki Erdoğan ABD başkanı olsaydı dünya bambaşka bir yer olurdu. Ya adamın dibisin dedim Barlas ya. Adamın dibisin. Vallahi billahi. Evet, Amerikan başkanı olsa bayağı vitesi yükseltmiş. Ve AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı Yeliz. Kod adı Yeliz. O da bir açıklama yaptı. Ekonominin kötü gitmesinin altında CHP'nin parmağı var dedi. Ben merak ediyorum. AKP'li seçmen bunu seçti. Yani oy aldı bu adam ve şu anda milletvekili. Yani acaba düşünüyorlar mıdır? Ya bu adam orada ne arıyor? Niye orada oturuyor? Bu Yeliz niye milletin vekili? Diye düşünüyorlar mıdır bilmiyorum. Ve diğerleri için de bu söz konusu. Menderes'in meşhur bir lafı vardı ya. Odunu koysam seçilir diye. Ah işte o nokta. Tabii. Milletin vekili. Vekilin milleti.
milletvekili, milleti de denebilir. Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu. Ya bu adam muhteşem bir adam. Ya çok espiritüel ya da başka bir şey. Dedi ki köprü ve otoyol ücretleri bir kısmını bütçeden, bir kısmını da vatandaştan almamak şeklinde sübvanse edeceğiz dedi. Ya bütçeden alınca vatandaşa şey yapmıyor. O gökten geliyor o para. Ama bak bir dakika. Orada çok önemli bir nokta var. Harıl harıl para basıyorlar. Ha, o da var değil mi? Karşılıksız tabii. Ve yani yağmur Türkiye, gibi gelecek. Türkiye hızla hiperenflasyona gidiyor. Tabii ya, hızla. Tabii. 40 mırk falan değil yani. Yürü yağ kulum durumları yani. Evet. Ondan sonra Tayyip Aga adlı Twitter kullanıcısı diyor ki Çin modeli bir hafta sürdü. Şimdi Çin modeline geçiyoruz. Mehmet Cengiz'in bankadaki parasına aldığı faiz kur getirisinden az olursa aradaki farkı siz ödeyeceksiniz demiş. Ve bir başka şeyi zulmü alkışlayamam adlı bir tweet kullanıcısı. Bunların zenginleri pudra şekeriyle, fakirleri A haberiyle kafayı buluyor. Doğru, güzel. Evet, ondan sonra Malatya'da esnaflar, biliyorsunuz Malatya sendrom olarak biraz tarihe geçmiş. Geçecek bir olay gerçekleşti. Davulla zurnayla kutlandı bu. AKP'li Malatyalılar diyelim. Bir de kıyma mesela yaptılar. 8 TL'den 18'e çıkan doların 13 liraya düşmesini Recep Tayyip Erdoğan'ın sloganları eşliğinde halay kutlayarak kutladı. Bazı esnaflar da 1 dolar yaktı. Stockholm sendromunu biliyoruz ama bir Malatya sendromu da karşımızda, en az AKP'li Malatyalılar açısından. Peki, benden de bu kadar. Haftanın geyikleri bitmiş oldu. Programımızı da sonlandırmış olduk. Sanki baban, sanki yeni bir tweet çıkaracakmışın gibi bir halin var. Ya yok, bir şey, adı nedir? Merkez Bankası Başkanı açıklama yapmış da şey demiş. Kavcıoğlu. Çok düşerse döviz almaya başlarız, dolar almaya başlarız diye. Ha, kendi sattığı doları alacak ya. Geri alacak. Şahane ya. Hadi bakalım bu işin sonu. Allah sonumuzu hayır etsin demişti. Allah Al Bayrak, damat Al Bayrak istifa ederken. Evet, Allah sonumuzu hayır etsin diyerek son cümlemizi bağlamış olalım. Peki, teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Cümleten iyi akşamlar. İyi akşamlar.